Ve Temmuz yaklaşıyor. Temmuz ayı çok önemli biliyorsunuz. İşte 6 aylık enflasyon, dolayısıyla ücret, maaş, varlıklarla ilgili düzenlemeler yapılacak. Onun öncesindeki bayram sonrası son 2 hafta önemli. Orada da işte meclis tatile girecek. Dolayısıyla gerekli düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Dolayısıyla emeklinin gözü, kulağı, asgari ücretliyi de buraya ekleyelim. Her ne kadar işte ara zam yok mesajları gelse de bu şekilde devam etmeleri mümkün olmadığı için her şeye rağmen bir ara zam beklentisi de mevcut. Milyonlarca emeklinin, asgari ücretlinin gözü kulağı iktidarda ve o sırada emeklilerin mesela yaklaşık 4 milyonu geçinebilmek için de çalışmaya devam ediyor. Beklentilerini bir kez daha aldık onlardan ve onlarla birlikte önümüzdeki 2 haftanın neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Korkuyorum ki kuru ekmekle yaşayacağız artık. O duruma geldik. Yıllarca çalıştılar, emek verdiler, prim ödediler. Emekli oldular ama çalışmadan geçinmeleri mümkün değil. Türkiye'de SGK Mart verilerine göre 1.943.579 emekli sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor. Emeklilere hala kandırırlar işte, yok 3 verdik, yok 5 veriyoruz diye. 10 veriyoruz diyorlar ama hiç sonuç yok. En düşük emekli aylığı hala 10 bin lira. Kök aylığı 10 bin liranın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor. Eğer en düşük aylık yükseltilmezse milyonlarca emekli yine 10 bin lira almaya devam edecek. Kök aylığı 8 bin lira olan emekli %25 zam alsa aylığı yine 10 bin lirada kalacak. Ancak iktidarın kapıları ara zamma hala kapalı. Emekli maaşına talim ederek yaşamaya çalışıyoruz. Her şeyi azaltarak, küçülterek yaşamaya çalışıyoruz. Kayıt dışı olanlarla beraber yaklaşık 4 milyon emekli çalışmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergun'a göre EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Ortaya çıkan tablonun başlıca sebebi geçim darlığı. Türkiye batmış, bakalım Allah'a bırakmışız her şeyi. Ergun, SGK'ya kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini söyledi. Zenginin parası zürtün çenesini yorar, bizimkisi o hesap.